CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gürer toplam milletvekilliği sürecinde 8812 yazılı ve sözlü soru önergesi, 450 meclis araştırması, 341 de kanun teklifi verdiğini söyledi. 26. dönemde milletvekili olarak yazılı sözlü 5230 soru sormuşum bakanlara. Meclis araştırma sayım 184, kanun teklifim 122. 27. dönemde de 3582 soru önergesi vermişim. 266 meclis araştırması ve 219 da kanun teklifi vermişim. Ayrıca 27. dönemde genel görüşme talebim 12. Bunun yanı sıra meclis açık olduğunda hemen hemen her gün mecliste halkın sorunlarını gündeme taşımaya çalıştım. Toplam milletvekilliğim sürecinde 8812 yazılı sözlü soru önergem toplamı, 450 meclis araştırması, 341 de kanun teklifi verdim. Bu kanun tekliflerinden 3 tanesi mecliste görüşüldü ancak reddedildi ama tekrarını bunları verdim. Bunlardan en önemlilerinden birisi emeklilikte yaşa takılanlardı. Bildiğiniz gibi NİDE'de de emeklilikte yaşa takılanlar dernekleştiler. Türkiye'de sayıları 5 milyon bulan emeklilikte yaşa takılanlar diye tanımlanan 1999 yılında çıkarılan bir yasayla sigorta ve prim gün sayısını tamamladığı halde emekli olabilmek için 58 yaş şartı getirilen çok ender rastlandığı biçimde de geriye doğru işletilen kanunla emeklilik hakkı ellerinden alınanların mücadelesinin içindeyiz. Onların bu hakkının geri verilmesi için vermiş olduğum kanun teklifi Adalet Kalkınma Partisi'nin oylarıyla mecliste reddedildi. Ama bu mağduriyet için mücadelemiz devam ediyor. Biliyorsunuz 2006 yılında yapılan bir düzenlemeyle aylık bağlama oranları düşürülmesinin emekliler üzerinde olumsuz etkisinin yanında emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Bu 65'e çıkarılması önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor. Çünkü kademeli olarak geçişte bundan sonra emeklilik yaşı 65. 58 yaşını doldurmadan emekli olamayan arkadaşlarımız karı koca çalışıyorlarsa ve bir iş yerinden işveren tarafından siz artık yaşlısınız diye işten çıkarılmışlarsa, yaşları tutmuyorlarsa emekli olamıyorlar. Emekli olamadıkları için işler aç kalıyor. Bu konuda bana çok sayıda başvuru da oldu ve insanlar ciddi mağdur. 30 yıl çalışıyorlar, işveren yaşlısın diye çıkarıyor. Devlet sen gelsin diyor, emekli etmiyor ve bu sıkıntı devam ediyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Bunun için kanun teklifimi yeniledim. Yani emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen kesimin emeklilikle ilgili hak mücadelesini sonuna kadar destekliyorum ve bu hakkın mutlak surette onlara verilmesinin gereğine inanıyorum. Bunun yanı sıra emeklilerin 3 ayrı maaşı var. 1. 2000 yılı öncesinde emekli olanların aldığı maaş, 2000-2008 aralığında emeklilerin aldığı maaş, 2008 sonrası emeklilerin aldığı maaş. Bu 3 maaşın intibak yasasıyla düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda 1500 lira emekli maaşı ki bununla açlık sınırında altında zaten insanların geçinebilme olanağı yok. 1500 lira maaş alan 4 kişilik bir ailenin, emekli babasının, annesinin o evi geçinebilme olanağı bugünkü ekonomik koşullarda yok. Yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorlar. Onun için intibak yasasıyla ilgili verdiğim düzenlemede mecliste reddedildi. Onun da takipçisiyim ve bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Yani 2008 yılında aylık bağlama oranıyla birlikte başlayan süreç, emeklinin emekli olmadan neredeyse emekli olarak alacağı maaşı en alt bir düzeye indirdi. Şu anda 1500 lira alt sınır ama bunun dışında farklı maaşlar da uygulanıyor. 65 yaş maaşı falan. Onlar düşük. Bildiğiniz gibi emeklilere bayramda 2 ikramiye verilmesi konusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önermesiyle gerçekleşmişti. Ben bu 2 emekli ikramiyesinin asgari ücret düzeyine eşitlenmesi yönünde de bir kanun teklifi verdim. Ayrıca asgari ücretten vergi alınmaması, yani asgari ücrette maaş alandan vergi alınmasın, diğer maaşlarda da asgari ücret tutarı vergi dışı kalması için de kanun teklifini verdim. Değerli arkadaşlar, ülkenin bir kanayan yarası da taşeron sorunu. Taşeron
ülkemizde 1 milyon 200 bin kişiye kadro vereceğiz diye Cumhurbaşkanı tarafından kanun hükmünde kararnameyle 699 sayılı düzenlemede taşerona kadro verdik denildi. Oysa gerçek böyle olmadı, süreç içinde anlaşıldı. Belediyede çalışanlar belediye şirketlerine alındı. 400 bin işçi belediye kadrosunu beklerken belediyede şirket işçisi durumunda. Bunun yanında hastanelerde görüntüleme merkez çalışanları, hastane bilgi işlemcileri, kiralık araç şoförleri, yemekhane, sosyal tesis çalışanları ne yazık ki taşeronda. Sağlık Bakanlığı'na sorduğumda 12.500 kişi yalnızca Sağlık Bakanlığı'nda taşeronda. Ulaştırma Bakanlığı'nda karayollarında 14.700 kişi taşeronda. Ulaştırma Bakanlığı'nda PTT'de 17.000 kişi taşeronda. Bunlar bana bakanların verdiği yanıtlarla sabit olan taşeron rakamları. Ama bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Ulaştırma Bakanlığı'nda, Devlet Demiryolları, Hava Yolları, Devlet Hava İşletmeleri Meydanları gibi kurumlarda taşeron devam ediyor. Biz taşeron konusundaki düşüncemiz, diyoruz ki eşit işe eşit ücret ve eşit kadro verilerek bu arkadaşlar çalıştığı kurumlarda kadroyu alırsın. %70 hizmet alım sözleşmesine takılan ve bu nedenle kadro verilmeyenlerin tamamına kadro verilsin. Kamu iktisadi teşekküllerinde çalışanlar asli kadroya alınsın. Bu arkadaşlarımız taşerondan kurtarılsın. Taşeron modelin köleliktir ve derhal kaldırılmalıdır. Onun yerine taşeronda çalışan herkes kadroya alınmalıdır. Toplum yararı projesi adı altında işçi tanımına dahi sokulmayanlar, bir yıl çalıştırıp işten çıkaranlar mutlaka çalıştıkları kurumların kadrosuna alınmalı. Toplum yararına projesi tanımı ortadan kaldırılarak bu insanlar kadrolu sürekli işçi olarak çalıştırılmalıdır. Keza Milli Eğitim Bakanlığı'nda 10 ay çalıştırılıp 2 ay işten çıkaran devamlı işçi statüsündeki 32 bin işçi şu an işten çıkarılmış durumdadır. Bu arkadaşların tamamının da bir an önce sürekli işçi kadrosuna alınması şarttır.